Merhaba, Hürmüz Yeni Cevi'den bitki ressamıyım. Bugün hadi eksik kalmayla birlikte bilimsel bitki çizimi nedir sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Ve farklı biraz çalışma yapacağız. Bilimsel bitki çizimi, botanik dediğimiz bitkileri tanımlamaya yarayan ve detaylarıyla birlikte resmeden bir çalışma. Biz burada bitkilerin işte genel yapısını anlatmaya çalışıyoruz resimlerle birlikte. Çünkü her bitki kendi özgü özellikleri var, değişik bir yapısı var. Tüylü mü, dikenli mi, işte meyve yapısı, yaprak yapısı farklı. Bunlar bitkileri tanımlamada yardımcı oluyor. Botanik bilimi hocalarımız da bizi bu konuda yönlendiriyorlar. Doğru çizim yapmamız konusunda. Şimdi bir ağaç yapraklarından yola çıkarak bitki çizimini nasıl yapıyoruz, nasıl ölçüyoruz onu anlatmaya çalışacağız. Bir çınar yaprağımız var elimizde. Farklı türde çınar yapraklarımız var. Sonbahar özellikle ağaç yaprakları çalışmak için çok güzel bir mevsim. Kızıl, sarı, kahverengi, yeşil tonlara bürünüyor ağaçlar. Ve bu bizim çalışmamıza farklı bir tat veriyor. Ben biraz çınarı da anlatmaya çalışayım. Çoğumuz çınar yaprağını tanıyoruz eminim. Yaprak bir eli andırıyor. Beş yaprak, beş parmaklı bir eli andırıyor. Onu resmederken dikkat ediyoruz. Şimdi ölçümünü yapıp hemen hızlıca. Şimdi bitki çizimine başlarken bitkinin doğada duruşu bizim için önemli. Onu dikkate alarak çizimimizi yapmaya çalışıyoruz. Önce eskiz çalışması yapıyoruz ki aslı resme geçtiğimizde hata yapmamış olalım. Farklı teknikler kullanıyoruz. Kuru boya, sulu boya, teknik kalem, kara kalem. Bu teknikleri birkaç tekniği bir arada kullandığımızda oluyor. Şimdi normalde karşıma alıp veya duruşunu işte ağaçtaki şekline göre çalışıyorum ama bugün biraz daha serbest bir çalışma yapacağım. Şimdi genel boyuna bakacağım. Genel bir boy ölçüsü alıyorum. İşte pergelimiz var. Sapını ayrı ölçeyim. Sapını da bir kıvrıldığı yere kadar ölçeyim. Şurada da bir kıvrıma var. Bitkilerin genelde bir orta damarı olur. Oradan damarlar dağılır. Orta damarında bir leaf. Orta damardan genişliklerine bakıyorum. Hemen hızlı hızlı. Şimdi parmakların birbirine uzaklığını ölçeyim. Hemen. Her bitkinin kendi has özellikleri var demiştik. Çınarın bu damarları bir orta damardan çıkan damarlar da yan damarlar diyeyim. Merkezden dağılıyor genelde. Biz genelde çizimimizi yaparken bitkiyi çok kımıldatmayız. Duruşu değişmesin diye. Bugün biraz daha serbest çalışacağız. Belirli yerlerden ölçüler alıyorum ki hata yapmış olmayayım. Parmak dediğimiz yerlerde çıkıntılar var. Sivri, batıcı değil ama
Çınarın kendine has bir özelliği. Eskiz yapmanın önemi burada ortaya çıkıyor. Hatalı çizerseniz düzeltme şansınız var. Gene hatlarıyla çizdim. Damarlar bizim için çok önemli. Çünkü bir kalınlığı var damarın, uca doğru giden. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, kaba taslak eskiz çizimi bu şekilde. Şimdi bugün farklı bir çalışma yapacağız demiştik. Bunu eskiz çizimini yaptığımızda normalde teknik çizim kağıdına ya da sulu boya kağıdına aktarıp o şekilde çizimimize devam ediyoruz ama bugün kumaş üzerine çalışacağız. Neden kumaşı tercih ettik? Biraz aslında çevreci bir yaklaşımla insanların bez çanta kullanmalarını teşvik etmek istiyoruz. Hem kendi yaptıkları tasarımlarını kullanmaları insanları daha çok mutlu ediyor. Boyalarla, renklerle biraz haşır neşir olmaları da tabii ki insanların dikkatini çeken bir unsur. Bir de en önemlisi ağaçları anlatmak istedik. Yapraklardan yola çıkıp ağaçları biraz anlatmak istedik. Çünkü çocuklar gibi yetişkinler de ağaçları tanımıyoruz maalesef. Bu şekilde hem ağaçlara olan dikkati çekmek hem de yanından geçtiğimiz, bilmediğimiz ağaçları görüp tanımak gibi bir düşüncemiz var. Hem kendimiz hem de insanlar tanısın istiyoruz. Bunun için işte farklı çocuklarla, yetişkinlerle atölyeler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu eskiz çiziminden sonra kumaşa aktarıyoruz bunu. Aydınger kağıdına geçirdim ve karbon kağıdıyla kumaşıma aktardım. Onu şimdi beraber boyayacağız. Araya bir kağıt koydum arka tarafa geçmemesi için. Kalın bir kumaş, çanta kumaşımız ama ne olur ne olmaz. Daha ince kumaşlarda tabii ki bu daha önemli oluyor. Şimdi yaprağıma bakıyorum. Hangi tonlar hakim? En altta sarılar var daha çok. Sarıların üzerine kahverengiler gelmiş. Kullandığımız kumaş boyası su ile inceltiyoruz. Su bazlı bir boya olduğu için. Kumaş boyasında çalışmanın şöyle bir avantajı, tabii dezavantajları da olabiliyor. Sulu boyaya göre daha çabuk sonuç alıyorsunuz. Sulu boyada biz o dokuyu vermek için kat kat boyuyoruz. Kumaş boyasında birkaç katta bu işi bitirmek mümkün oluyor. Bizim botanik çizimlerimizi gören arkadaşlarımız genelde ben bu işi yapamam diyorlar. Aslında tabii bitki çizimi biraz daha zaman aldığı için insanlar yapamayabilirim diye düşünüyorlar ama kumaşa yapmak çok korkutucu değil. Bilimsel çizimde olduğu gibi işte renklere, detaylara çok fazla takılmadan bir sonuç elde edebiliyorsunuz. Kumaş boyası yıkamada çıkar mı diye soran çok oluyor. Eğer ki çok sıcak yıkamazsanız, 30 derecede yıkarsanız, tersinden çevirip özellikle, hiçbir sorun olmuyor. Zaten şöyle de bir şey mümkün. Sıkıldığınız zaman değiştirebilirsiniz. Diyelim ki soldu. Tekrar boyayabilirsiniz. Damarları en son yapıyorum. Çünkü detayları genel olarak bir girmek gerekiyor. Damarları çok ince fırçayla çalışamam derseniz kumaş kalemleri var. Onlarla da deneyebilirsiniz.
Fırçayla çizemem derseniz önce kalemle çizip sonra boyayabilirsiniz. Boya zaten kalemi kapatıyor. Damarların kenarında bir kendine has bir gölge var. Şimdi hangi boyayı kullanıyoruz? Tekstil boyası, kumaş boyası diye sanat malzemesi satılan yerlerden temin edebilirsiniz. Opak olanları ben genelde tercih ediyorum kapatıcı olması açısından. İşlemi, boyamayı yaptıktan sonra tersini çevirip ütülediğiniz zaman yıkamada hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Çok sıcak yıkamamak gerekiyor sadece, ona dikkat etmek lazım. Hangi kumaşları kullanalım diye sormak isterseniz her tür kumaşa işlem yapabiliyoruz düz tabii olmak kaydıyla. Bu bir kanvas kumaş örneğin işte normal ham bez dediğimiz çantalarımız var. Onları da boyayabiliyoruz. Şile bezine de boyayabiliyoruz. Her tür açık renk kumaşa boyanabilir. Koyu renk kumaşa çalışamaz mıyız? Onlara da çalışmalar yapabiliyoruz. Daha mesela işte beyaz bir çiçek boyamak isterseniz mesela koyu renk, siyah, lacivert gibi kumaşlarda da gayet güzel sonuç veriyor. Şimdi biraz boyamaya çalıştım. Hepsini değil de birazını boyayabildik. Daha önce boyadığım çınar yaprakları var. Farklı türler ama bu şekilde bir sonuç alacağız. Bittiği zaman şöyle göstereyim. Hürmüzi İnceli ben. Başka projelerde inşallah görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.